Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Oruç Aroba imzalı Olmayalı adlı muhteşem bir kitabı konuşacağız. Kanalımı takip eden arkadaşlarım bilir, Oruç Aroba'nın adeta müptelasıyım. Bütün kitaplarını okumaya gayret ediyorum. Onun çevirileri de var. Kant'la ilgili, diğer çeşitli felsefecilerle ilgili çevirileri var. Onları da aldım. İlerleyen günlerde okuyup sizlerle paylaşacağım. Yine kitap Metis yayınlarından çıkmış ve bildiğiniz üzere arka kapak bomboş. O nedenle size 19. sayfadan seçtiğim bir bölümü okumak istiyorum. Ölümün tatlı kokusu yapayalnız olduğunda gelir. Yalnız o bekler. Tam yalnız ol. Gelir o zaman. Beklersin nehayet diye. Dolmak ile solmak farksızdır. İsmin dersin. Yalnız odur gelen, gelir. O yalnızdır. Yalnız sen, sana gelir. Sayfayı çevirirsin, yazarsın. Gün doğarken yıldızlar söner de belli olmaz. Yazmamışsındır. Gün olur, bizi de yar, anar da belli olmaz. Yazmadın. Sen artık görünmeyen ada gibisindir. Sen artık uçamayan kuş gibisindir. Yazmazsın. Sevin, açıl, çiçeklen diyemezsin. Sevgili arkadaşlar, Oruç Aroba'nın o muhteşem akıcılığıyla birlikte, o ritimle birlikte şu şekilde bir metin kalemi almış. Şiir olarak değerlendirebiliriz. Şimdi aldığım notlardan hareketle isterseniz kitabı biraz tanıyalım. Olmayalı Oruç Aroba'dan deki işte zilif, yürüme, ol an, hani, geç gelene atlar, yakın, ile, sayıklamalar ve Çengelköy defterinden sonra okuduğum 11. kitap oldu. Kitap 159 sayfalık felsefi bir kitap olarak değerlendirilebilir. Doğrudan bir şiir kitabıdır demek uygun düşmez. Kitapta aşk, ben, birey, çatışma, felsefe, mutluluk, ölüm, özlem, sen, sevgi, sevgili, toplum, yaşam ve yaşamın anlamı gibi temalarda felsefi metinler bulunmaktadır. Aroba özellikle felsefe ve hayat üzerine kurduğu metinlerde iyi okura sesleniyor diyebiliriz. Çünkü sürekli olarak tekrarlar var. Kişinin, yaşamının, anlamının gibi sürekli olarak 3 noktayla bitirilmiş bölümler var. Okurun kendi okurluk ve hayat deneyiminden hareketle bu bölümleri doldurabileceği metinlerdir diyebiliriz. Kitabın sonunda da felsefeyle ilgili müstakil bir bölüme yer verilmiş. Bunun da kitaba ayrı bir tat kattığını söylememiz mümkün. Ayrıca kitap içerisinde çeşitli görseller de var. Okuru kitaba bağlı kılacak, okurun kitabın temasıyla ilişkilendirilebilecek bu görsellerde okur kendini adeta bulacaktır diyebiliriz. Çok sayıda yok, birkaç görsel mevcut. Şöyle bir tanesini gösterebilirim size. Yine Oruç Aroba'da görmeye alışkın olduğumuz sözcüklerin belli hecelerden bölünmek suretiyle yazılan metinde ritmin yakalanması ve okurun metne bu ritimle birlikte bağlı kalmasını sağlayacak yegane unsurlara rastlıyoruz. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Oruç Aroba, Olmayalı. 19. Farkına varın, farkının. 19. Dolmak ile solmak farksızdır. 21. Sen artık uçamayan kuş gibi sindir. 28. Sözler de yakar. 61. Kokunu koruyorum. 68. Kişinin yaşamının anlamı geriye çekilip baktığı bir şeydir. 69. Kişinin yaşamının anlamı huzurlu uyuduğunu bildiği bir kişinin varlığından yansır. Onun orada, şu anda, yanında olmasa da rahat olduğunu bilmek. 70. Ancak kendi kurabileceği bir şeydir kişinin yaşamının anlamı. 70. Yaşamlarının anlamı aynı olan kişiler
olamaz. Daha doğrusu yaşamlarının anlamı aynı olan insanlar, kişi olmazlar, olmamışlardır. 72. Kişinin yaşamının anlamı kırılgandır. 72. İnsanların büyük çoğunluğu anlamsız, anlam yoksunu yaşamlar yaşarlar. Çünkü yaşamlarındaki anlam eksikliğini hiç duymamışlardır. 76. Kişinin dünyası anlamsız olunca yaşamı büzüşür, güdükleşir, hiçleşir. Yaşamı anlamsız olunca da dünyası daralır, küçülür, boşalır. Anlamı olmayan dünyanın, hiçleşmiş yaşamın, anlamı olmayan yaşamın da boşalmış dünyandır. 82. Çoğalırken azalan, zenginleşirken yoksullaşan, oluşurken yiten bir şeydir. Anlamı yaşamının, kişinin. 88. Kişinin yaşamının anlamında tabii ki belirli anlam kazanmış sözcükler yer alır. Kişi yaşamının anlamına yoğun biçimde katılmış bu sözcükleri bazen bir daha kullanamayacakmış gibi bulur kendini. 89. Kişinin yaşamının anlamı hep parçalanmalar ile bütünlenmeler arasında oluşur. 96. Yaşam ancak ölüm olmayandır. Yaşam temelde ölüme yöneliktir. 99. Yaşamın anlamı, yaşamın anlamını sürekli olarak arayıp bulamamakla bulunur. 100. Kişinin yaşamının anlamı giderek anlamsızlaşır. 103. Kişi yaşamında sık sık yorulur. 112. Kişi yaşamının anlamını kurarken aynı zamanda bozuyor da olabilir. 123. Yavaş yavaş, yıllar boyu ve birdenbire tek bir günde değişir. Anlamı yaşamının, kişinin. 124. Kişinin yaşamının anlamı hep gecikir. 126. Yaşamının anlamı zordur. Zor olduğunda da güzeldir. Anlamı yaşamının. 130. Kişinin bütün yaşamı zaten ilişkileridir. 134. Kişi yaşamının anlamını anlayamaz. 142. Felsefe sınırlar bulmaktır. 143. Felsefe hiç anlaşılamayacağından dolayı hep kavranabilir kılınmaya çalışılandır. 144. Felsefe kendi üzerine katlanan çatlaktır. 147. Felsefe tam bir tamlıktan tam bir başka tamlığa geçiş sürecidir. 148. Felsefe bir süreçtir. 151. Felsefe insan olmayı, yaşamayı kavramaya çalışmayı, kavramaya çalışma çabasıdır ve onun ürünü. 152. Felsefe bir o kadar da hiçbir şey ve hiç kimse beklemeden durabilmektir. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere sürekli olarak kişinin yaşamının anlamının şeklindeki tekrarlar okurda adeta bir beyin jimnastiği yapılmasını sağlamaktadır. Aruba kitap boyunca sürekli olarak felsefeyi göndermelerde bulunur. Kişinin yaşamın anlamını sürekli sorgulaması gerektiği, yaşamın anlamının peşinden koşarken, onu kurmaya çalışırken aynı zamanda bozabilme ihtimali üzerinde de genişçe durduğunu söyleyebiliriz. Diğer Oruç Aruba kitaplarına göre biraz daha anlaması zor kitaplardan biridir. O nedenle bu kitap kimlere hitap eder? Hemen anlatalım. Özellikle lisans düzeyinden başlamak kaydıyla felsefi metinler okumaktan mutluluk duyan, illa bir olay, bir kurmaca, arka planda sürekli olarak tasvir edilen, betimlenen metinlerden uzak olabilecek düzeydeki okurlara kesinlikle hitap edebilecek düzeyde bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Oruç Aruba'ya ilk bu kitapla başlamamalısınız. Sebebi, dediğim gibi, zor bir kitaptır. Oruç Aruba'nın tarzını bilmiyorsanız zorlanırsınız. O nedenle de 4. ya da 5. sırada olmak kaydıyla Aruba kitapları içerisinde bir sıralama dahilinde okunabilecek bir kitaptır. Olmayalı. Böylesine nefis bir kitap çıkmış ortaya. Mutlaka ölmeden önce okumanız gereken kitaplardan biridir. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.